Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir inceleme ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Oppo Reno 11 FS cep telefonunu inceliyorum. Bildiğiniz gibi Oppo uzun yıllardır ülkemizde faaliyetlerini gösteren bir marka ve aynı zamanda Türkiye'de üretim de yapıyor ve bu model de Türkiye'de üretilen bir model. Ben her zaman olduğu gibi telefonu elime alıyorum ve genel görünüm yani fiziksel özelliklerle telefonu anlatmaya başlıyorum. Ön taraftan ekranına baktığımızda hem sağ hem sol hem üst hem altta aslında çerçeve kalınlığının hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Belki alt kısımda çerçeve birazcık daha kalın tasarlanmış arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Çerçevelerin oldukça ince olduğunu da belirtmekte fayda var. Üst tarafta tam ortada bir kamera deliğimiz bulunuyor ve parmağımıza dokunduğumuz zaman bu kamera deliğini hissedebiliyoruz. Onu söylemiş olayım. Yan çerçevelerde şöyle bir durum var arkadaşlar. Çepeçevre bir çerçeve, komple parlak bir şekilde tasarlanmış. Yan tarafta klasik olarak güç açma kapama tuşumuz ve onun hemen üst kısmında ses açma kapama tuşu yer alıyor. Diğer yan tarafa baktığımızda herhangi bir şey yok. Üst kısımda arkadaşlar mikrofon ve hoparlör deliklerinin olduğunu görüyoruz. Alt kısmı çevirdiğimizde ise sim kart yuvası, hoparlör delikleri, mikrofon deliği, USB Tip-C bağlantısının olduğunu görüyoruz. Arka tarafı çevirdiğimizde ise dairesel bir alanda konumlandırılmış olan kameralar bizleri karşılıyor. 3 tane kameramız var. Bir tane de bir dairesel alanın içinde, bir tane de bir LED lambamız bulunuyor. Yani bir dairenin içinde 4 tane minik daire tasarımıyla bir kamera alanı var ki kamera alanı neredeyse bu arka tarafın böyle yarıya yakınını kaplamış durumda. Bunun dışında alt kısımda bir Oppo yazımız ve diğer detayların yazılı olduğu küçük bir alanda var. Bu arada arka taraf mat bir şekilde tasarlanmış. Bu parmak izi bırakmayacak anlamına geliyor. Bu benim hoşuma gitti. Sadece kameraların olduğu tarafa dokunurken biraz dikkat etmenizi öneririm. Çünkü kamera alanını kaplayan alan cam ve bu cama parmak izi kalabilir. O yüzden çekimlerde de bu görüntü kalitesini etkileyecek bir şey olur. Bu konuda dikkatli olmanızı öneririm. Bu genel görünümden ve fiziksel özelliklerden sonra biraz da telefonun teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Oppo Reno 11 FS 6.67 inçlik 2400'e 1080 piksellik AMOLED bir ekrana sahip. 120 Hz'lik adaptif ekran yenileme hızımız var. 2100 nit tepe parlaklığımız bulunuyor. Snapdragon 685 işlemci, 8 GB RAM'e 8 GB sanal RAM eşlik ediyor. 256 GB depolama alanımız var. Android 14 işletim sistemi, ColorOS 14.0.1. 50 megapiksel artı 8 megapiksel artı 2 megapiksel olmak üzere üçlü ana kameramız. 32 megapiksellikte bir ön kameramız bulunuyor. 5000 mAh'lik bataryamız var. 45 Watt'lık SuperVOOC hızlı şarjımız var. Stereo hoparlörümüz var. IP64 sertifikasına sahip. Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC ve parmak izi okuyucu olduğunu söyleyeyim. Bu güzel telefonun fiyatı ise 16.000 TL. Şimdi gelelim telefonun kullanım deneyimine. Bu telefonla ilgili birçoğunuz muhtemelen şu yorumu yapacaktır arkadaşlar. Snapdragon 685 kullanıyor. Birazcık eski bir işlemci değil mi bu? Evet, eski bir işlemci ve uzun yıllardır da sektörde kullanılan ve farklı cihazlarda da karşımıza çıkıyor. Ancak muhtemelen marka burada fiyat performans dengesini tutturabilmek için böyle bir işlemci kullanmış. Bu işlemci günlük ihtiyaçlarımızı fazlasıyla karşılayabilecek bir işlemci arkadaşlar. Ve ben daha önce birkaç modelde incelemiştim bu işlemciyi kullanan ve bu modelde de sentetik testler de yaptım. O sentetik testlerde ekranda şu anda görüyorsunuz. Günlük ihtiyaçlar anlamında bir sıkıntı çıkaracak bir işlemci değil. Sosyal medyada gezinmekten bütün işlerimizi halletmeye kadar her şeyi bu işlemciyle gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Oyun tarafında da oyun oynayabilirsiniz. Birçok oyunu oynatabiliyor. Elbette çok yüksek FPS ya da çok yüksek sistem kaynağı isteyen oyunlarda zaman zaman böyle düşük FPS değerleri ya da biraz takılmalar yaşayabilirsiniz. Ama bunun dışında birçok oyunu çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Bunun arasında Asphalt 9 var, PUBG Mobile var, Genshin Impact var. Bu ve benzeri oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir sorun yok. Telefondan bence artık bütün telefonlarda standart olarak olması gereken özellikler var. Bir tanesi NFC. Bunu çok soruyorsunuz çünkü özellikle artık böyle gerek dijital kimliklerimiz olsun, gerekse yaşadığınız ilçe ya da işte bölgedeki çeşitli ulaşım kartları olsun. Mesela İstanbul'da yaşıyorsanız İstanbul kartı yüklemek, doldurmak, içine bakmak, şunu yapmak, bunu yapmak için genelde NFC özelliğine ihtiyacınız oluyor. Fakat telefonda bu özelliğiniz yoksa sonradan kazanılan bir özellik değil. Bu modelde NFC var. Bu güzel. İkinci konu stereo hoparlör. Stereo hoparlör de bu telefonda bulunuyor arkadaşlar. Bunu bazen soruyorsunuz. Bence de artık yani NFC ve stereo hoparlör olmalı. Hani Bluetooth gibi düşünün. Artık bence bu bütün telefonlarda olmalı. Koymayanları da anlayamıyorum. Çünkü hani çok büyük bir maliyetten bahsetmiyoruz burada. NFC'nin olması telefonun fiyatını işte 5000 lira daha fazla pahalı hale getirmiyor. Bence artık bütün üreticiler koysun. Oppo zaten koymuş. Ayrıca bu telefonda ultra ses
seviyesi modu diye bir özellik daha var. Sesin yüksekliğini %300 oranında arttırabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Hani böyle bir ihtiyacı olanlar için bence kullanılabilecek bir özellik. İstemezsiniz de kullanmazsınız bu arada, mecbur değilsiniz. Telefonun arka yüzünde dairesel bir alan var dedim ve bu dairesel alanın şöyle ilginç de bir özelliği var. Bu alanın etrafında küçük bir LED var. Burada işte bildirim geldiğinde, telefon çaldığında ya da işte çeşitli işlemler yaptığınızda orada bir şeyler oluyor. Onun rengini vesairesini siz ayarlayabiliyorsunuz isterseniz, istemezseniz de default olarak, yani standart fabrika çıkışını da bırakabilirsiniz. Şarj olurken işte bir şeyler yapıyor. Işık yanıyor. Orada bir hali oluşuyor. Bu arada LED lambadan bahsetmiyorum. O başka bir şey. Fotoğraf çekerken, video çekerken kullanabiliyorsunuz ama burada bahsettiğim bu dairesel alanın etrafında böyle bir ışık var. Işık halesi var. Onunla ilgili böyle telefon ters dururken de en azından bir şeyler olduğu zaman onu anlıyorsunuz ve ona göre de tepki verebiliyorsunuz. Bence güzel özelliklerden bir tanesi de bu olmuş. Telefonda yine güzel bir özellik var. Islak dokunma özelliği de var. Telefonun ekranına ıslakken de dokunarak kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel detaylardan biri. Şimdi gelelim telefonun kamera özelliklerine. Kendi kategorisinde aslında iddialı bazı özellikleri var bu telefonun arkadaşlar, ki kamera tarafında da bu iddiasını devam ediyor. Şimdi onlardan da size bahsedeceğim. Üçlü ana kamera var dedim. Bu üçlü ana kameramız 50 megapiksel f1.8 diyaframa sahip olan ana kamera, 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı kameramız ve 2 megapiksel f2.4 diyaframlı makro kameramız. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlük sunuyor ve diyafram ise f2.4 arkadaşlar. Şimdi kamera menüsü daha önce Oppo bir telefon kullandıysanız size tanıdık gelecektir. Birçok ayarı vesairesi, özelliği var. Hatta ben elime alayım, hem de bu kamera özelliklerine birlikte bakmış olalım. İlk açtığımız zaman fotoğraf modu geliyor. 0.6x yani ultra geniş açı ve 2 olmak üzere 2x'te bir zoom girebiliyorsunuz. Daha sonra video modumuz var. Daha sonra profesyonel modumuz var. Burada çeşitli ayarları yapabiliyorsunuz ama profesyonel modu sadece ana kamerayla çalışıyor. Ön kamerayla çalışmıyor. Onun altını çizmek isterim. Portre modumuz var. Bu zaten biliyorsunuz standart. Burada efektler ve arka planı işte daha öldürmeniz ya da daha net tutmanız imkanları var. Daha dediğimiz zaman gece modumuz var. High res modu var. Yani yüksek çözünürlük, panorama var, makro var, ağır çekim var, hızlandırılmış çekim var, çift görüntü var, etiket var ve metin tarayıcı modlarının olduğunu da söylemiş olayım. Ön kameraya geçtiğimizde ise portre modunda mesela var. Burada da bir çok az da olsa bir geniş açıyı kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf modumuz yine burada da var. Video modumuz yine burada da var. Profesyonel modumuz az önce söylediğim gibi sadece ana kamerada çalışan özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi kameram özelliklerini anlattım ama burada mutlaka bir konudan da bahsetmem gerekiyor. Bu telefonda çok özel bazı fonksiyonlar var yapay zeka ile ilgili. Markanın AI Studio adını verdiği bir uygulaması var. Bu uygulama çok başarılı. Şimdi uygulama içinde çeşitli böyle hazır karakterler var. Siz çektiğiniz bir fotoğrafınızı bu hazır karaktere uyarlayabiliyorsunuz. Çin komutanı olabiliyorsunuz. Bir İngiliz asilzade olabiliyorsunuz. Roma dönemi yaşamış birisi olabiliyorsunuz. Bunun kadın ve erkek versiyonları da var. Bazılarında kadın sadece, bazılarında sadece erkek. Ve bunları sizin yüzünüzü otomatik olarak buraya ekliyorlar. Bayağı da iyi sonuç veriyor bu arada. Ve uygulamayı ilk yüklediğiniz zaman size 5000 karakterlik bir böyle bir puan veriyor. O puanla her bir yapay zeka uygulamasında 10 puan vererek o toplam puanınızı düşürüyorsunuz yavaş yavaş. Ben bayağı eğlenceli sonuçlar elde ettim. Hatta bunların bazılarını sosyal medyada da paylaştım. Çok eğlenceli sonuçlar da çıkıyor. Bence güzel olmuş bu. Hani bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca çekilen fotoğrafları galerideyken de bir şeyleri silme gibi işlemleri de yine yapay zekadan destek alarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi olmuş. Kamera tarafıyla ilgili olarak söylüyorum bunları. Şimdi gelin Oppo Reno 11 FS cep telefonuna çektiğim örnek fotoğraf ve videoları bir izleyelim. Ayrıca bu az önce bahsettiğim AI Studio ile oluşturduğum eğlenceli ve komik fotoğraflara da bir göz atalım. Thank you.
İzlemekte olduğunuz videoyu Oppo Reno 11 Efes cep telefonunun ön kamerasını kullanarak kaydediyorum arkadaşlar. Hem ön hem arka kamera 1080p 30 fps kayıt yapabiliyor. Yani 4K özelliği bulunmuyor. Siz de kapalı bir mekanda, sessiz bir ortamda bir bu şekilde bir video çektiğiniz zaman ön kameranın kalitesi böyle olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim pil tarafına arkadaşlar. Bu telefonda 5000 mAh'lık bir pil olduğunu söyledim. Teknik özelliklerde bahsettim. Biliyorsunuz ben hep PCMag batarya testi yapıyorum. Fakat Oppo'nun telefonlarındaki son 3 telefonda da böyle oldu. A38, A60 ve bu modelde de aynı şekilde. PCMag bir şekilde çalışmıyor. Daha doğrusu çalışıyor. Bir yere geldiği zaman işte ben hata verdim diyor, kapatıyor. Sebebini çözemedim. Birkaç kez denedim. Açtım, kapattım. Tekrar çalıştırmaya çalıştım falan. Yok, hiçbir şekilde olmadı. O yüzden ben de birazcık hani o yazılımı çok kullanıyorum biliyorsunuz. Farklı telefonlarda da benzer sonuçları alıp karşılaştırma yaptığım için iyi de oluyor bu manada. Ama bu modellerde, Oppo'nun bu son 3 modelinde bir türlü çalıştıramadım. O yüzden afaki bir değer üzerinden konuşacağım. Benim öngörüm, bir günü çok rahat görürsünüz. Hatta 1,5 güne de çıkma ihtimalinizin çok olduğunu düşünüyorum bu telefonla. Çünkü ekran çok yüksek çözünürlükte değil. İşlemci çok yüksek, güç tüketen bir işlemci değil. O bakımdan yani bir gün, 1,5 gün, hatta böyle çok eğer yoğun kullanmazsanız telefonu 2 güne varan bir pil ömrüne ulaşırsınız diye tahmin ediyorum. Öte yandan teknik özelliklerde söylediğim, cihaz 45 wattlık SuperVOOC desteğine sahip. Gerekli adaptör ve kablo kutusundan çıkıyor. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü Oppo telefonları farklı adaptörlerle şarj ettiğinizde SuperVOOC hızına ulaşamayabiliyorsunuz. Kendi özel adaptörü ve kablosunun kutusundan da çıkıyor olması bence çok güzel bir detay olmuş. Telefonu da bu hızlı adaptör sayesinde yine hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Oppo'nun bu arada pille önemli bir garantisi var. 4 yıl sonunda da pil kapasitesinin en az %80 olacağını söylüyor Oppo. Bu konuda iddialı bir şekilde pilin arkasında durduğunu da altını çizeyim. Bu arada yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Ürünün kutusundan çok güzel bir kılıf çıkıyor. Şimdi biliyorsunuz bu tarz telefonlarda genelde şeffaf bir kılıf çıkar. Silikon yumuşak şeffaf bir kılıf çıkar. Ama bu kılıflar bir süre sonra sararıyor. Yani bir 6 ay sonra, 1 sene sonra falan sararmaya başlıyor. Şöyle bir çok hoş, çok estetik bir kılıf çıkıyor. Hatta bu kılıfı taktığınız zaman telefonun bu kamera tarafını da korumuş oluyor ve kameranın bir çıkıntısı var malum. O çıkıntı düzleşmiş oluyor ve bence gayet de güzel oluyor ve çok da zorlamayan ve yormayan bir kılıf ve gördüğünüz gibi de böyle esneyebiliyor. Böyle bu şekilde esnek güzel bir kılıf ve telefonun rengine de uyumlu bir kılıf bence. Bu kılıfı bile koymuş olmaları güzel bir detay olmuş. Videonun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Son olarak fiyattan da bahsetmek istiyorum. 16.000 TL'lik bir fiyatı var. Şimdi bu telefon bana geldiğinde ben böyle hızlıca paylaşımlar da yapmıştım. Bununla ilgili yorumlar da geldi bana tabii ki. 685 işlemci çok pahalı fiyat vesaire diyenler var. Arkadaşlar karşılaştırdığınız telefonlar 2 sene önce çıkmış, 3 sene önce çıkmış modellerle güncel bir özelliklere sahip bir telefonu karşılaştırıyorsunuz. Bence bu karşılaştırma çok doğru değil. Kaldı ki fiyat birazcık düşecektir diye tahmin ediyorum. Yani biliyorsunuz bir telefon yeni çıktığında fiyatı birazcık yüksek oluyor ama daha sonra yavaş yavaş ekonominin de etkisiyle satışların belli bir adede ulaştıktan sonra fiyatların yavaş yavaş gevşediğini de söyleyebilirim. Bence sunduğu özelliklere göre konuşuyorum. Fiyatının ben makul olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki aksi düşünenler vardır mutlaka aramızda. Onlar da başka modellere yönelebilir tabii. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Oppo Reno 11 Efes cep telefonunun özelliklerini anlatmaya çalıştım. Benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerinizi, görüşlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Sorularınızı yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum. Hepsini de elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Ben bu kadar uğraşırken sizden de bir ricam var. Kanala abone olarak bana destek olursanız muhteşem olur arkadaşlar. Bu abone meselesi önemli. Hani her videoda söylüyoruz. Her videoda tekrar tekrar anlatıyorum. Ama abone olarak destek olursanız bu tarz ürünlerin gelmesi, benim size daha fazla bilgi aktarmamın da önünü açmış oluyorsunuz. Bu da hem kanalın büyümesine katkı sağlıyor. Hem de bu tarz ürünlerin daha fazla gelmesini sağlıyor arkadaşlar. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz harika olur. Farklı bir inceleme videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.